Arkadaşlar iki kare farkını zihnimize kazıyacak güzel bir soru. İki kare farkını bir hatırlayalım. M kare eksi ne kare gibi bir ifade gördüğümüz zaman ne yazıyorduk? M eksi ne çarpı M artı ne yazıyorduk? Şimdi arkadaşlar ÖSYM şey bazen M kare eksi ne kareden başlamıyor da şöyle yapıyor. M eksi ne çarpı M artı ne yapıyor? Siz buradan M kare eksi ne kare yazmalısınız. Şimdi arkadaşlar burada 5'in üzerinde 0,25 var. Öncelikli olarak 0,25'ten bahsetmek istiyorum. 0,25 demek 25 bölü 100 demek. O da 1 bölü 4 demek arkadaşlar. Şimdi burada a sayısının nedir? 1 eksi 5 üzeri 0.25 yerine 1 bölü 4 yazdım. Arkadaşlar 1 bölü 4'ü şöyle düşünebilirsiniz. Ee, ya da bu sayımız böyle kalsın arkadaşlar. E ama nasıl düşüneceğinizi de yine ben göstereceğim. 5 üzeri 1 bölü 4 var ya bu sayıyı şöyle düşünebilirsiniz. 4. dereceden kökün içinde 5 diye düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar a sayımız neye eşit oldu? A sayımız 1 eksi 5 üzeri 1 bölü 4 ya da eksi 5 üzeri 1 bölü 4. Artı 1 eşit oldu. Şimdi A'yı aynen yazıyorum. Dikkat edelim. A sayımızı aynen yazıyorum. Eksi 5 üzeri 1 bölü 4 artı 1. Çarpı e, A eksi 2 diyor. Bundan eksi 2 çıkarırsanız eksi 1 yapar arkadaşlar. O zaman direkt eksi 5 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 yapıyor. Çarpı burada kök 20 var. Kök 20 demek arkadaşlar. 4 çarpı 5'tir 20. 4 de dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 5 yapıyor. O zaman burada ne oldu? 2 artı 2 kök 5 oldu. Burayı da 2 parantezine alalım. 1 artı kök 5 yapıyor. Demek ki arkadaşlar şurayı 2 parantezine alarak 1 artı kök 5 diye yazabiliriz. Şimdi bir şey dikkatinizi çeksin. Bakın bu bununla aynı. Bu sayıyla bu sayı aynı. Arada artı var eksi var. Ne demiştik? M artı n çarpı m eksi n diye yazarsa m kare eksi n kare aklımıza gelecekti. O zaman eksi 5 üzeri 1 bölü 4'ün karesi eksi 1'in karesi arkadaşlar. Bu ifade bakın bu ifade neye eşit? Şu gördüğünüz ifadenin karşılığı. Şimdi arkadaşlar üstün üstü ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Bir, bir kere kareden dolayı bu eksi gidecek. Üstün üstü çarpıldığından dolayı da e, 2 ile 1 bölü 4 çarptığından 2 bölü 4 yapar. 2 bölü 4 de 1 bölü 2 yapar. Yani burası 5 üzeri 1 bölü 2 eşittir. 1'in karesi 1'dir. Bir daha söylüyorum. 2 kere 1 bölü 4, 2 bölü 4 yapıyor. Onda sadece 1 bölü 2 yapıyor. Çarpı Şimdi burada ne var arkadaşlar? Sağ tarafta şu kaldı. Hani şurayı devam ediyoruz. Burada da 2 e, çarpı 1 artı kök 5 var. 1 artı e, kök 5 var. Kök 5'i de şöyle düşünebilir miyiz? Kök 5'i. Bu kökün derecesi ne? 2. 5'in üzerinde ne var? 1. 2 buradaki 1'in altına geliyor. 5 üzeri 1 bölü 2 yapıyor arkadaşlar. Şurayı daha rahat görebilin diye ben şöyle yazacağım. 2 e, en sağ atacağım. 5 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 çarpı 5 üzeri 1 bölü 2 artı 1 çarpı 2. Şimdi dikkat edin. Bunu aynen yazdım. Bunu da yazdım. Tamam. Bunu aynen yazdım. Bir de yazdım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada kare farkı var mı? Var. O zaman ne yapacağız? 5 üzeri 1 bölü 2'nin karesi eksi 1'in karesi yapacağız. Üstün üstü çarpılırdan dolayı 2 ile 1 bölü 2 çarparsanız 2 bölü 2 yapar. O da, o da nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani 5 üzeri 1 yapar. Eksi e, buradan da ne geliyor? 1 geliyor. 1'in karesi 1. Çarpı 2'miz vardı. 5'ten 1 giderse 4. 4 ile de 2'yi çarparsanız ne geliyor arkadaşlar? 8 geliyor. Bakın son kısmı bir kez daha söylüyorum. Üstün üstü çarpılardan 1 bölü 2 ile 2'yi çarpın. 2 bölü 2 o da 1 yapar. 5 üzeri 1 5'tir. 1 çıkarın. 4. 4 ile 2'yi çarpın. 8. O zaman bu sorumuzun cevabı 8 olmalıydı. Bakalım var mı? Var. Bursa seçeneği cevap 8 arkadaşlar.